AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demez muhtarlarla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve partililerine eşlik ettiği ziyarette konuşan vekil Demez, Türkiye'nin önemli bir süreç yaşadığını ifade ederek sadece terör örgütleriyle değil dünya devletleriyle de mücadele ettiklerini söyledi. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarların günlerini kutlayan Demez, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin sizlere verdiği değer ortadadır ve aldığı kararla bu günü sizlere hediye etmiştir. Sizler Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi demokrasinin en önemli yapı taşlarısınız dedi. Değerli, çok değerli muhtarlar, dernek başkanımız, yönetimi, ilçe teşkilatımız ve değerli muhtarlarımız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle muhtarlar gününüz hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Türkiye'de gün, hemen hemen herkese bir gün ayırmışız. O günde bir vesile oluyor, bayram gibi. Bayramlarda birbirimizi kucaklıyoruz, birbirimize gidip geliyoruz. Bu günlerde işte birbirimizi bir araya gelme fırsatı oluyor. O anlamda da bunları iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Muhtarlar Günü vesilesiyle biz de bugün buraya sizleri ziyarete geldik. Gününüz hayırlı olsun. Sağ olun. Tabii. Gün birlik olma zamanı, gün kardeşlik zamanı. Çünkü ülkemiz gerçekten önemli bir mücadele ediyor teröre karşı. Terörle mücadele ederken, sınırlarını korurken bir de dünyayla mücadele ediyor. Bütün şer odaklarıyla mücadele ediyor. Bugün Türkiye uluslararası düzeyde hem sınırın ötesinde hem de uluslararası düzeyde masa başında önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanımızın liderliği, Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı duruşu bugün Türkiye'yi başı dik ve herhangi bir bölgede müstemleke bir devlet olmadığını gösteren bir süreç yaşıyoruz. Yani yıllarca Suriye'de yaşanan o iç çatışma, kendi halkını varil bombalarıyla, kimyasal bombalarla bombalayan bir yönetim ve arkasından kendi içerisinde çatışmalar ve başka ülkelerin Suriye topraklarında üs kurmaları ve gelip orada at koşturmaları nihayetinde bugün bizim hem sınırımızın bu tarafına oradan gelmiş 3,5 milyonun üzerinde bir Suriye vatandaşını misafir ediyoruz. Bunun bir derdini çekiyoruz. Ama bizim için daha hassas, daha önemli ve üzerinde mücadele etmemiz gereken bir terör meselemiz var. 40-50 yıldır bu terörle mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda. İçerideki terörü en azından eli silahlı terör örgütlerini yok denecek seviyeye getirildi. Elbette dışarıdan desteklendiği için, dışarıda sınırın ötesinde bir takım organizasyonlar olduğu için hala biz bu terörle mücadelemize devam ediyoruz. Ama sınırın ötesinde Türkiye'ye karşı o bölgede Suriye'nin iç çatışmasından fırsat bilerek yanı başımızda bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Şunu çok net söyleyelim. Bir Kürt devleti değil, bir terör devleti. Çünkü şöyle geriye doğru bakarsanız Suriye'nin 100 yıllık bir geçmişi var. Ondan önce o topraklar bizimdi. Yanı başımızda Irak yine aynı şekilde, Ürdün, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, Kuveyt'i hangisine bakarsanız bakın 100 yıl geçmişi yok. 100 yıl.
devlet denebilecek bir geçmişleri var. Ondan önce bu topraklar Osmanlı Devleti'nin hükümranlığında topraklardı. Onları böle böle parçalıya parçalıya kendilerine bağımsızlık hakkı verme adına bir takım düzenlemeler, işte bir takım devletçikler kurdurmuşlar. Şimdi diyorlar ki Suriye sen artık devlet değilsin. Seni bölüp parçalayacağız, yeni bir devlet çıkaracağız içinden, farklı devlet çıkaracağız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu Avrupalıların, bu Batılıların, bu Amerika'sının, Rusya'sının bilmem neresi olursa olsun bir devlet kurdurup da bir milleti abat etmek için kurdurmuyor. Yönetmek, elinde tutmak, bu bölgeye dizayn etmek için yapıyor. Onun için bugün de orada kuracakları devleti, o devletçiyi tamamen bir terör devleti gibi kullanabilmek için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama kesinlikle Kürt'ün şunun bunun hakkını korumak için değil, orada Türkiye'ye, Türkiye'nin güçlenmesi, gelişmesinin önünü kesecek, Orta Doğu'yu dizayn edecek bir yaklaşım olduğu için buradaki kurulacak terör devletinin kesinlikle oradaki halkın hakkını arayacak bir devlet değil. Bunun biz bilincindeyiz. Bizim başımıza dert olacak, problem olacak, yine terör yuvaları haline gelecek ve bize karşı kullanacakları için Türkiye hem içeride hem de sınırın ötesinde terörle mücadelesini ortaya koyuyor. Kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız hatırlayın, burada bir güvenlik bölge oluşturalım. Kendi toprakları içerisinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkalım. Ama Suriye halkı oradan kaçanlar, savaştan kaçanlar barınacağı, korunacağı uluslararası hukuk çerçevesinde, bu Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde burada barınsınlar, hep beraber koruyalım diye güvenlik, bakın, bölgesini Cumhurbaşkanımız ta başından beri önermişti ki herkes kulak ardı etti. Kapılarını da açmadılar. Gelenleri biz kabul ettik ve hala da kabul ediyoruz. Şimdi bir güvenli bölgeye, bakın, İran'la da oturuldu, Rusya'yla da oturuldu, Amerika'yla da oturuldu, şunun hepsiyle oturuldu ve yapılan anlaşmalara da uymadılar. En son kardeşim kendi göbeğimi kendim keserim dedi Türk ordusu. Oraya girip operasyon yaptı. Birileri aleyhte işte savaş yapılıyor, adam öldürülüyor, can kıyılıyor, şu bu. Elbette operasyonun içeride de bu oluyor. İçeride de eli silahlı, senin askerine silah çekeni, çoluk çocuğuna silah çekeni, huzurunu bozmaya çalışanı karşı devletin zaten görevi budur. Devletler bunun için kurulur. Halkını, vatandaşını hem korumak, güvenliğini sağlamak, eğitimini, sağlığını, şunu bunu yapmak için kurulur. Eğer halkını koruyamıyorsa devlet devlet değildir. Onun için Türk devleti de bu devlet olmak görevini yerine getirmek için hem içeride hem de dışarıda operasyon yapıyor. Bundan rahatsız olanlar bilin ki bu devletten rahatsız oluyor. Bundan rahatsız olanlar bilin ki başkalarının çanağına su taşıyor demektir. Yani burada bakın millet olarak mecliste o gün 4 tane siyasi partinin ortak kararıyla o tezkereyi geçirdik, uzatma tezkeresini. Bir tek parti buna karşı çıktı. O da niye karşı çıktığını biliyoruz. Göbekten PKK'ya, PYD'ye bağlı bir siyasi hareket. Kendi iradesiyle, demokratik iradesini ortaya koyacak ve Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında siyaset yapabilecek bir iradeleri olmadığı için böyle davranıyorlar. Çünkü talimatı dağdan alıyorlar. Onun için burada bakın kendi haklarımıza, kendi söylemimize, kendi aramızda tartışabiliriz, siyaset yapabiliriz ve kendi aramızda farklılıklarımız da olabilir ama bu devletin bayrağın çatısı altında var olduğumuz sürece, birlikte yaşadığımız sürece sınırlarımızı da, bayrağımızı da, devletimizi de, insanı da biz koruyacağız. Türk ordusu orada huzurun ve barışın teminatıdır. Bakın şunu da belirtelim, böyle işte savaş yapıyorlar, bilmem ne yapıyor, gidiyor oralarda şunu bunu yapıyor ifade edenlere cevap olsun diye şunu da çok net söylüyoruz. Bakın eğer terör yuvalarını temizlemezsen, oraya tırlarla gönderilen silahları temizlemezsen, eğer gücünü ortaya koyup o sınıra sahip çıkmazsan, yarın öbür gün olabilecek bir takım organizasyonlar ve girişimler daha büyük savaşlara, daha büyük kan akmaya, daha büyük huzursuzluklara neden olacak bir yapıya doğru gidiyor. Onun için Türkiye, hani diyoruz ya, barışı, huzuru, insanlığı korumak ve terörün önüne geçmek için
oraya gitmiştir. Bunun kesinlikle böyle bilinmesi gerekir. Zaten burada hepimiz aynı düşüncede, aynı kanaattaki olan insanlarız. Ama bunu yüksek sesle, bakın buna sahip çıkacağız. Türkiye, bütün dünyaya çok açık açık söylüyor. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler konuşmasında da, telefon görüşmelerinde de masaya oturdukları zaman da bakın tıpış tıpış geldi Amerika, oturdu masaya. Niye geliyor? Baktı ki kısa sürenin içerisinde 30 kilometre içeri girebilecek kabiliyette ve güçte bir ordu ve hareket ediyor. Ve kafasındaki planladıkları şeyleri bozacak bir operasyon düzenleniyor. Apar topar gelip işin uzlaşmasına çalışıyor ama Türkiye davasında haklı. Türkiye doğru şeyi söylüyor. Türkiye doğru şeyi yapmaya çalışıyor. Onun için Cumhurbaşkanımız bakın haklı, doğru bir şeyi savunduğu için bu kadar güçlü ve bütün dünyaya da meydan okuyor. Haklı olmazsanız, tereddüt ederseniz, doğru şeyleri yapmaya kalkmazsanız o zaman endişe edersiniz. O zaman çekinirsiniz. O zaman acaba kim ne der, başkaları ne der dersiniz. Kardeşim ben ne diyorum? İnsanlık adına, bölge adına, ülkem adına, milletim adına doğru adım atıyorum. Onun için de göğsüm kabarıyor, onun için de başım dik ve bütün dünyaya da meydan okuyoruz. Onlar gelip bizim masamıza oturuyor. Ama eğer doğru şeyler savunmazsanız endişe edersiniz, boynunuzu bükersiniz. Söz söylemekte tereddüt edersiniz. Türkiye haklı ve doğru bir davanın peşinde olduğunu kesinlikle bilelim. Ve önemli bir noktaya geldi. Bu 5 gün içerisinde o terör yuvaları buradan o belirlenen, baştan beri belirlenen sınırlar içerisinde temizlendiği takdirde oranın güvenliğini Türk ordusunu sağlamak kaydıyla bugün durmuş durumdadır. Ama eğer vazgeçerlerse operasyon kaldığı yerden devam edecek. Burada hiç kimsenin endişesi olmasın diye ifade ediyoruz. Kıbrıs'ın